Geçtiğimiz hafta sonu sığınmacılar arasında yayılan Yunanistan sınır kapılarını açtı söylentisi üzerine Afganistan uyruklu sığınmacılar gruplar halinde Edirne'ye gelmeye başlayınca güvenlik güçlerinin denetimi sonucunda yakalanmışlardı. Ancak mahalleli tedirgin, Kaleiçi Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak sığınmacıların gelmeye devam ettiğini ve kale içinde sıklıkla görüldüğünü söyleyerek bunun da hem kendilerini hem de mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini ifade etti. Muhtar Sarıbaşak yetkililerin Kaleiçi semtinde denetimlerini sıklaştırmasını istedi. Hafta sonu Cuma'dan başladı, pazar gününe kadar yoğun bir şekilde mahallemiz Kaleiçi semti bir hareketlik yaşadı. Şimdi Afganların ve Suriyelilerin sınır kapısı olduğu için çıkmak için burayı diğer illerden gelip İstanbul'dan Edirne'ye geliyorlar. Konaklama ilk baştan bizim Kaleiçi'mize başlıyor. Buradan sığınıp bunlar kalıcı değiller, hep gidiciler ama arkası devamlı geldiği için devir daim oluyor. Çıkıyorlar. Onlar çıktıktan sonra arkadan bir posta daha geliyor. Yani cumartesi günü korkunç bir kalabalık var. Ben evimden çıktım. Saat 8.30'da Allah bir baktım dedim ki ben neredeyim? Köşe başında 10 kişi, arka tarafta 20 kişi, 30 kişi derken yüzlerce kişi mahallemizi. Biz tabii emniyeti aradık. Emniyet güçleri elinden gelen mücadele ediyor ama onlar da bir yetersiz kalıyorlar. Çok kalabalık oldukları için gelen Suriyeli bakanlar. O yönden mahallemiz çok rahatsız. Neden özellikle Kaleiçi? Bizim Kaleiçi'miz burada 11 tane pansiyon ve apartımız var. 12 tane otellerimiz var. Kaleiçi kiraya evlerini veriyor diye söylüyorlar. Evet kiraya veren verenler var. Sayı olaraktan bunların sayısı 5 ve 6 daire evi geçmez. Emniyet güçlerimiz bizim pansiyonları, apartları, otelleri denetlemesi gerekir. Ama bizim en büyük sıkıntımız apartların ve pansiyonların, otellerin denetlenmesidir. Mahalle tepkisi çok büyük. Bakın ben cumartesi ve pazar günü mahallemle beraberdim. Artık böyle son noktaya geldiler yani. Yarın bizim okullarımız açacak. Yarın annesi çocuğunu okula götürecek. Bu mahalle arasında bu hareketlik bitmiyor. Yarın başka şeyler olacak. Bunlar şimdi üzerinde parası var, harcamasını yapıyorlar. Yarın paraları bitecek, ne olacak? Vatandaş rahatsız edilecek. Gasp basacak. Allah korusun yani. Artık bıçak kemer dayandığı gibi olduk yani. Bunu çok kısa zamanda emniyetimizin artık kim sorumlusu bu olayı, onlar takip etmesini rica ediyoruz. Yani sadece Kaleiçi değil, Türkiye bizim. Her yerde olan huzursuzluk, herkes düzler. Sınır kapısına yakın olan bir mahallemiz burası ve içeride çok dinlenme konutlarımız var. Bunlar önleme alınsın, bunlar denetlensin.